Arkadaşlar merhaba. Ben bugün kendi antrenmanımı bitirdim. Şimdi bildiğiniz üzere kapanmaya gidiyoruz. Yani yaklaşık 10-18 gün kapalı olacağız. Peki bu kapalı olduğumuz günlerde ne yapacağız? Nasıl bir program izlememiz gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Ve öncelikle şunu mutlaka söylemem gerekiyor. Beslenme ve uyku düzenine çok çok dikkat edelim. Yani evdeyiz diye öğlene kadar yatıp sabah çok geç kalkmak kesinlikle olmasın. Oruçluyuz diye sabah erkenden kalkıp işte biraz günlük işlerimizi yapıp sonra akşama kadar yatma yine olmasın. Ve iftarda, özellikle oruç tutanlar, iftarda çok çok fazla kaçırmıyoruz. Beslenmemize dikkat ediyoruz. Uyku düzenimize çok çok dikkat ediyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Evin içinde sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. Çünkü fiziğimizin devamlı, yani en azından performansımızın kaybolmaması için sürekli evde hareket etmemiz gerekiyor. Örneğin devamlı oturarak bilgisayar ya da telefon başında değil de işte mutfağa gidebiliriz, eşimize yardım edebiliriz, ne bileyim çocuklarla oyun oynayabiliriz. Yani kısacası evde olduğumuz sürece yapabileceğimiz birçok aktivite mevcut. Hatta şunu söyleyeyim, bunu avantaja çevirip çocuklarımızla belirli saatler içerisinde güzel kamplar yapabiliriz. Hikayeler anlatabiliriz, ailecek egzersiz yapabiliriz. Şimdi egzersiz demişken şu konuya da değinmek istiyorum. Arkadaşlar biz çocuklarımız ile de egzersiz yapabiliriz. Onlara uygun, çok ağır olmayan bir program yapabiliriz örneğin ki onlar da kendi enerjilerini atmış olacak ki niye PG diyorum bilmiyorum ama bu dönemde çocuklarımızla bağımızı güçlendirebiliriz. Aile bağlarımızı güçlendirebiliriz. Bunlara çok çok dikkat edelim. Bir de sporcu arkadaşlarım için, yani özellikle kendi sporcularım ya da başka ilde, ilçelerde, yani kısacası spor yapan, düzenli spor yapan insanlarımız için bunu söylüyorum. Egzersize ara vermeyin. Bu size çok çok ciddi sıkıntılar oluşturur. Neden sıkıntılar oluşturur? Çünkü aktif bir spor, aktif, düzenli bir spor hayatın var. Ve sen ara verdiğinde vücudun inanılmaz. Yani spor yapmayan bir insan çok fazla etkilenmez. Hani zaten etkileneceği kadar etkilenmiştir. Ama düzenli bir şekilde spor yapan insanlar daha fazla etkilenir bu olaylardan. O nedenle biz kesinlikle ara vermememiz gerekiyor. Buna çok çok dikkat edelim. Örneğin iftardan bir saat, bir buçuk saat sonra hafif egzersizler yapılabilir. Ya da iftar öncesi basit egzersizlerle, hatta şunu söyleyeyim, sandalye üzerinde bile çok basit egzersizlerle hareket edebiliriz, egzersiz yapabiliriz. Çünkü biz sporcular ara verdiğimizde spor yapmayanlara oranla daha çok hantallaşırız. O da kas oranından kaynaklanıyor. Ve bu dönemde özellikle performansımızı arttırmak için değil, buna da çok dikkat edelim. Örneğin bazen duyuyorum arkadaşlarla ya da mesaj atıyorlar. Hocam ben işte evde şunu yapıyorum vesaire. Bakıyorum antrenman, salondaki antrenmanla neredeyse aynı. Bu da son derece yanlıştır arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü Ramazan dönemindeyiz. Özellikle oruç tutuyorsanız temponuzu biraz daha düşürerek egzersize devam etmeniz gerekiyor. Yani haftada 3 gün değil de, haftada 3 gün ağır antrenman değil de her gün yarım saat, 20 dakika, 30 dakika, yani bu sürede hafif basit egzersizlerle kendi performansını düşmesini engelleyebilirsiniz. Yani kısacası biz bu dönemde performans kazanmak için değil ya da kilo vermek için değil, mevcut olan kilomuzu, mevcut olan performansımızı mümkün olduğunca korumak için bu egzersizleri yapacağız. Yani bu son derece yanlıştır. Ben çok şahit oluyorum. Ramazan'da iftar sonrası aşırı yükleniliyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Dediğim gibi üzerine basa basa söylüyorum. Bu dönemde performansımızın ya da kilomuzun dengesinin şaşmaması için egzersiz yapacağız. Yani kilo kaybını önlemek için egzersiz yapacağız. Performans kaybını önlemek için egzersiz yapacağız. Bunları yapacağız. Aksi halde
sabit durursak sıkıntı yaşarız. Birçoğunuz soruyor, hocam ben nasıl bir program izleyebilirim? Şimdi arkadaşlar, bunun net bir şey söylemek çok çok yanlış olur. Fakat özellikle yaşlı bireylerimizin, yani büyüklerimizin sandalye üzerinde, daha önce biz birçok haber programında vesaire de bunları, videolarını hazırlamıştık. Sandalye üstünde basit egzersizlerle kendilerine katkı sunabilirler. Genç arkadaşlar evde özellikle fitness aleti varsa dumbbell, 5 kiloluk, işte 10 kiloluk elinizdeki aletlerle, yani bulunan imkanlarla bu dönemde hareket edeceğiz. Çünkü zaten evdeyiz. Şimdi örneğin genç bir arkadaşımız evde 5 kiloluk dumbbellları var. Ne yapacak? Sırt üstü yatıp bench yapabilir, göğüs çalışabilir, sırt kası çalışabilir, bacak kaslarını çalışabilir. O dumbbelllarla karın kası çalışabilir. Stretching, yani açma germe yapabilir. Kısa kısa hafif tempo kardiyo yapabilir. Örnek bu tabi. Başka arkadaşlarımız örneğin kilosu ağır olanlar daha farklı yapabilir. Boks yapan arkadaşlarımız biraz daha avantajlı olur. Neden avantajlı olur? Çünkü 2-3 metrelik bir alan yetiyor. Gölge boksu için özellikle. Gölge boksunda da biliyorsunuz, gölge boksu çalıştığımızda hem kardiyo çalışıyoruz hem tekniklerimizi geliştiriyoruz. Ve dansta özellikle maç yaparken ciddi katkı sağlıyor bize. Yani kısacası shadow boxing, yani gölge boksu inanılmaz bir şekilde birçok antrenmanı barındırıyor. O nedenle boksör arkadaşlarımız zaten gölge boksu çalışabilir. Gölge boksu çalışırken bu arada dumbbell'la da yapabilirsiniz. 1 ya da 1,5 kiloluk dumbbell'larla çalışılabilir gölge boksu. İp atlama yapılabilir ama eğer alt katınız boşsa ya da müstakil bir evdeyseniz ip de atlayabilirsiniz, ama apartmanda oturuyorsanız yani alt katı da rahatsız etmeye gerek yok. O nedenle bunlara dikkat edelim. Hanımlar bacak çalışabilir bol bol. Karın bölgesi, genelde hanımlar biliyorsunuz şikayet ettiği bölgeler bellidir. Basen, popo, göbek, bel çevresi yani. Ve şu arka kolda hanımlara özgü yağlanmalar oluşuyor. Bunlar da evde rahat bir şekilde, programlı bir şekilde çalışılıp giderilebilir. Yani kısacası arkadaşlar, çok da lafı uzatmayayım. Çünkü ben antrenman yapıyorum. Antrenmana ara verip bir anda aklıma geldi bu video, onu çekeyim dedim. Bu şekilde kendimize katkı sunabiliriz. Ama mutlaka hareket edelim. Ne olur hareket edelim. Çünkü hareketli bir vücuda her zaman güçlü olduğu için hiç her zaman yani şey yapmaz, nasıl diyeyim, hastalık uğramaz, hiçbir şey olmaz. Çünkü devamlı egzersiz yapıyorsun ve vücudunu dinç tutuyorsun. Bu da neye tekabül ediyor? Bağışıklık sistemin muhtemelen güçlü olur. Sindirim sistemin iyi olur. Yani kısacası kendinize iyilik yapın. Bu şekilde arkadaşlar. Sizler de benim unuttuğum, sizlerin aklına gelen başka detaylar varsa yorum olarak yazın ki arkadaşlarımız da faydalansın. Çünkü biz bu alanda mümkün olduğunca birçok arkadaşıma katkı sunmaya çalışıyorum. Hatta da birçok arkadaşımız da güzel yorumlar yapıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu yorumlar, güzel yorumlarınız benim işimi daha güzel yapmamı sağlıyor. Daha dört elle sarılmamı sağlıyor. İnşallah katkım olur. Bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi sizler de bu dönemi değerlendirip, örneğin 17-18 gün ben kendim bu dönemi kampa çevireceğim. Daha önce de öyle yaptım. Kampa çevirdiğinde arkadaşlar inanılmaz bir şekilde, hani performansımı korumayı bırakın, performansta inanılmaz bir ilerleme oluyor ve teknik bakımında da siz bakmayın, yani tamam 20-25 yıldır yapıyorum ama birçok eksiğim var ve ben de sizler gibi bu eksiklerimi çalışıp düzeltmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi biz bu süreci kampa çevirirsek, yani kısacası bu süreci biz iyi değerlendirip çalışırsak inanılmaz olumlu bir şekilde dönüşü olacak bize, özellikle bu yaz. Sizlerden ricam bunu yapmanız. Ve son olarak şunu söyleyeyim, bu kapalı olduğumuz günlerde sokakta, yani herkes kendi sokağında bulunan hayvanları beslerse, yani artan yemekleri verirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ara ara dilim sürçüyor ama özrünüzü istiyorum. Çünkü
Ben bu videoları yaparken arkadaşlar öyle yapayım bir daha yapayım değil. Doğaçlama yapıyorum. Yani konuşurken işte yanlış konuşup bir daha çekme. Yani kamera arkası olur ya. Bende öyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten daha önce programda yaptığım için alışkınım ekrana. Yani kamera karşısına. Ve başlayıp bitiriyorum. Hatalarım da oluyor. O hataları da sizlere sunuyorum. Yani hata yaptım öyle videoyu kapattım bir daha çekeyim öyle bir şey yok. Her şey doğal bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizim kanalda takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.